okulum bitti. Veterinerlik bölümünü okuduktan sonrasında belirli başlı yerlerde çalıştım. Bana verilen sözler hep sözle, laf üstünde kaldığı için de üstüne pandemi süresince biraz eklenince iş bulmakta zorlandım. Başladım. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim. Antalya'da zaten büyük şehir olduğu için gıda sektörü yani her zaman büyüyor. Hiç küçülen bir ekonomisi yok. Ve buna göre de ilk önce işte tavuk çiftliği açmayı planladım. Sonrasından da gıda sektörü olarak da gezen tavuk olarak da bu aslında müzik dinletme olayı benim için Hollanda'da büyük çiftlikler, modern gezen tavuk çiftlikler çoğunlukla müzik ve çoğunlukla klasik müzik dinletiyorlar. Ve bunların da ciddi anlamda dokümanlarında da %8-10 arasında verim yüksek oluyor. Beslenmesi de tabii bunun içine dahil, ne kadar iyi bakarsanız o kadar yüksek çıkıyor. Bu tavuğun tabii cinsiyle de alakalı olan bir şey. Müzik dinletmeye başladım. Devrim abiyle tanışmamız, ben yumurta bırakıyordum bir arkadaşıma. Sonrasında da o da dedi bu ne yumurtası demişti bana. Ben de gezen tavuk yumurtası işte eşime dostuma dağıtıyorum diye böyle böyle olayları anlatmıştım. Bir yandan müzik dinletiyorum, bir yandan işte bunları etrafımdaki insanlara dağıtıyorum diye. Sonrasında Instagram'dan paylaşımlar yaptığımı söyledim. Kendi çiftliğimi tanıttım. O da görünce hani hoşuna gitti. Zaten kendisi de müzisyen, opera sanatçısı. O da öyle bir tanışmamız oldu. Sonrasında bayağı bir samimi olmaya başladık. Ve bana repertuar hazırlamaya başladık. Müzik dinletmeye başladım. Müzik dinletme önce diğer kümesinde haftalık olarak 5000 ila 5600 arasında bir verim varken şu anki müzik dinlettiğim bir aylık periyotte 4 haftaya böldüm. Şu anlık 5800 ila 5900 arasında bir yumurta verimi oluyor. Ha, bunun etkisi gözle görülür bir şekilde. Yani bu bir anda olan bir olay değil. Sürekli dinletiyordum. Diğer kümesinde olan kısımda da daha az yumurta geliyor mesela. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar var. Mesela balinaların kendi aralarındaki iletişiminin büyük bir ahenk içerisinde ve müzikal bir ritim içerisinde olduğuna dair. Ben bu çalışmalarla ilgili özellikle pandemi sürecinde ilgilendim ve bir kitap okudum. Mozart Etkisi. Bu Mozart Etkisi kitabında hastalıkların tedavisinde tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliğin arttırılması için müziğin ve özellikle Wolfgang Amadeus Mozart'ın müziğinin kullanılması ile ilgili çalışmalar yaptım ve kendim de bazı deneysel incelemeler yaptım. Doğancığım burada küçük bir gece müziği var Mozart'ın. Küçük bir gece müziği. Bunu açalım. Ben bu müziği daha önceden de dinletmiştik zaten. Bunu dinletelim ve ben dinliyorum. Bu müziği çok seviyorlar.